Hak dostum hak. Yanıldım bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhaneyi dükkanda yatırdım. Kovsam da yaraşmaz çağınıma. Kibardır çarşafsız yorganda yatırdım. Sevdi bir eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi çatladı nazardan. Bizim külhane onun aşkından orada burada dolanır. Yalan yok efendim. Ben ilk önce bizim hanımdan şüphelendim. Evlendiğimiz günden beri ne zaman cebimde madeni para görse kesin alır. Allah var. Birkaç lirayı arayacak adam değilim. Değilim ama bazen de bozuk para lazım oluyor. Bir çay içiyorsunuz, ekmek alıyorsunuz, affedersiniz tuvalete gidiyorsunuz. Bütün para vermek yakışık almıyor. Hanıma birkaç defa, hadi cebimden para alıyorsun, anladık. Bari paraların hepsini alma dedim. Ceplerin deliniyor, sonra yine ben uğraşıyorum. Diye kestirip attı. Laf aramızda efendim, ufak çaplı kavga etmişliğimiz bile var. Hanım cebimden aldığı paraları ne yapar derseniz, onu da anlatayım. Biriktir efendim, 1-2 lirayla ne olur demeyin, çok şey olur. Hanım, pazar için verdiğim paradan da 3-5 kuruş arttırır. Biriktirdiği paralarla sürpriz harcamaları karşılar. Bizim bütçeni açık vermesini engeller. Diyelim birisine çocuk görmeye, hoş geldine veya asker görmeye gidilecek. Gidilirken de hediye alınacak. Ev için marketten acil bir şey alınacak veya ufak oğlanın canı bir şey çekti. Daha başka aklınıza ne gelirse. Hanım bana duyurmadan bunların hepsini halleder. Katiyen ekstra para istemez. Fakat bu defa Mevla büyüktü. Tamı tamına 100 TL. Ben bu 100 TL'yi dün sağlık ocağının köşesindeki bankamatikten çekmiştim. Gıcır gıcırdı. Bu sabah fırına ekmek almaya gidince fark ettim paranın olmadığını. Koltuğumun altında ekmek. Ceplerime karıştırıyorum, bir o cebime bakıyorum, bir bu cebime bakıyorum. Kasiyer dik dik yüzüme bakıyor. Koltuğumun altında ekmek, cebimde para yok. Arıyorum arıyorum, yok. En son parayı bulamayınca, ekmekleri de koyamıyorum, para da yok. En son parayı bulamayınca, utana sıkıla, kusura bakmayın, yanıma para almamışım dedim. Ben öyle deyince tezgahın arkasından birisi seslendi. Ayten, abi devamlı müşterimiz, sonra bırakır. Bunun üzerine kasiyer de sonra bırakırsınız dedi. Ben de sevindim. Eve gelip ekmekleri mutfaktaki masanın üzerine bıraktım. Hanım kahvaltı hazırlıyor. Küçük oğlan kalkmamış daha. Büyük oğlan desen zaten arkadaşında kaldı. Sinirden mutfağın içerisinde dolanıyorum. Daha doğrusu kavgaya nasıl başlayacağımı düşünüyorum. Dolap beygiri gibi ne dolanıp duruyorsun? Otursana masaya. Hanım böyle deyince gezinmeyi bırakıp hücuma geçtim. Sen önce şu 100 liranın hesabını ver bakalım. Ne 100 lirası? Benim cebimden aldığın 100 lira hangi 100 lira olacak? Deli deli konuşup durma, ben para mara görmedim. Ne demek görmedim? Cebimde dün 100 lira vardı, şimdi yok. Aa, ne bileyim ben senin cebindeki parayı? Karıştırmasını biliyorsun ama. Sabah sabah git başından Süleyman, nereye koyduysan oradadır para. Yani sen almadın mı? Almadım dedim ya, almadım. Hanım kendinden çok emin konuşuyordu. Daha fazla üsteleyemedim. Nerede benim 100 lira? Cebindedir. Fırında baktım ceplerime, ekmek parası bile çıkmadı. İyi bakmamışsındır sen. Kahvaltıdan sonra beraber bakarız. Oğlanı kaldırdı, kahvaltıya oturduk. Benim aklım hala 100 liraydı. Kahvaltıdan sonra oğlan dışarıya oyun oynamaya çıktı. Hanım masayı toplarken ben de ceplerimi teker teker kontrol ettim. Pantolonun cebine baktım, yok. Gömleğin cebine bakıyorum, ceketin ceplerine bakıyorum. Yoktu. Sonra hanım da geldi, o da kontrol etti. Yine yoktu. Acaba astarın arasına mı kaçtı?
diyerek kıyafetlerin her yerini didik didik ettik. Ama nafileydi. Yoktu para. Galiba düşürdüm dedim. Ama nereye düşer bu para? Arabaya düşmüştür. Hani geçen sene anahtarları? Doğru. Geçen sene anahtarlar koltuğun arkasına düşmüştü. Evde saatlerce aramıştık. Kesin arabaya düştü. Ben bir koşup bakıp geleyim. Doğruca arabanın yanına indim. İçini, dışını tekrar tekrar elden geçirdim. Koltuğun altına, torpido gözüne, paspasların altına, koltuk kılıflarının içine baktım. Yoktu. Eve döndüm, geldim. Kapıdan içeriye girmeden yolla düşürmüş olabilir miyim diye düşündüm. Etrafıma bakına, bakına, bakına arabanın yanına kadar indim. Elim boş döndüm eve. İçeri girdim. Televizyonu açtım. Hanım bir bardak çay getirdi. Televizyona falan da baktığım yok. Çaydan bir yudum aldım, almadım. Çayım da soğumuş. Aklım 100 TL'de. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne geliyor. Elimi uzatıyorum, kayboluyor. Hanım, etrafa şöyle bir baksak mı? Durup dururken dağıtma ortalığı şimdi. Dağıtmadan bakacağım. Oturma odasına, yatak odasına, tuvalete, banyoya, her yere baktım. Yok. En sonunda kendimi koltuğun üzerine bıraktım. Yorulmuşum. Nereye gider bu para? Düşün, düşün, düşün. Birden aklıma bizim küçük oğlan Gökhan geldi. Hanıma döndüm dedim ki, sakın Gökhan almış olmasın. Bacak kadar çocuk ne yapacak o kadar parayı? İçime kurt düşmüştü bir defa. Belli mi olur? Sigaraya alışır, alkolü, uyuşturucusu, daha bir sürü şey var. Tövbe tövbe Süleyman, kafayı mı yedin sen? 12 yaşında çocuk ne uyuşturucusu? Yahu hanım ben ne dediğimi biliyor muyum? Çocuk işte belli olmaz. Alır mı alır. Biz de çocukken babamızın sigara paketinden birer ikişer aşırırdık. Ben şu çocuğu bir sıkıştıracağım. Aman ne yaparsan yap ben seninle uğraşamayacağım. Benimse aklıma başka bir ihtimal gelmiyordu. Bu parayı alsa alsa Gökhan alır. Eline geçen parayla internete gidiyor. Kim bilir belki oraya borç yaptı. Öğleden sonra Gökhan kapıya geldi. Anne, susadım. Oğlanı hemen içeri çektim. Ver şu parayı bakayım. Ne parası baba? Sen daha iyi bilirsin diyerek çocuğun kulağına yapıştım. Neyi bileceğim baba? Çocuğun sesine anası çıktı geldi. Bırak çocuğu Süleyman. Bıraktım çocuğu. Anası tatlı dille sordu. Yavrucuğum, babanın cebinden hiç para aldın mı? Bak hiç kızmayacağız. Aldıysan söyle. Ne kadar dil döktüyse de çocuk aldım demedi. En son ikimiz de ikna olduk. Bu parayı Gökhan almadı, hanım almadı, çocuk almadı, arabaya da düşmedi. Bu para nereye gitti? Süleyman, galiba sen bu parayı çaldırdın. Hanım, bana da öyle geliyor. Paranın üstüne bir bardak su içmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Tam umudumu kaybetmişken bu defa aklıma büyük oğlan Serkan geldi. Serkan üniversitede okuyor. Cebimden asla habersiz para almaz. Ben al desem de almaz. Birkaç yerden de burs alıyor. Okula evden gelip gittiği için fazla masrafı da yok. Ama insanlık hali. Onun da ağzını yoklamak istedim. Bir gün önce arkadaşında kaldı. Akşama doğru çıktı geldi eve. Nasıl geçti günün diyerek söze başladım. Arkadaşıyla yaptıklarından bahsetti. O da bana sordu. Sizin gününüz nasıl geçti? Anlattım. Anlatırken de acaba eli kolu oynayacak mı, yüzü kızaracak mı, gözlerini benden kaçıracak mı diye baktım durdum. Ama hiçbiri olmadı. Velhasıl gitti bizim 100 lira oğlum.
Baba parayı ne zaman çektin sen? Dün akşam eve gelmeden önce çektim. Parayı çektikten sonra neler yaptın? Benzinliğe gittim. Arabaya tüp aldım. Ne kadarlık tüp aldın baba? Hep 50 liralık alırım. Önceden bir hafta gidiyordu, şimdi 2-3 güne bitiyor. Sonra ne yaptın baba? Oradan BİM'e gittim. 20 TL'lik ananın telefonuna, 20 TL'lik benim telefona TL'ye yüklettim. 2 tane de ekmek aldım. Başka ne yaptın? Başka? Annem bu hafta pazara çıkmamış. Salatalık sipariş etti. 5 liralık da salatalık aldım. Baba tamam işte. Sen parayı düşürmemişsin de, çaldırmamışsın da harcamışsın. Nasıl harcamışım oğlum? Koskoca 100 TL bu. Hesap ortada baba. 50 TL EPG, 40 TL kontör, 5 TL ekmek, 5 TL de salatalık 100 lira yapar. Yapma ya. Ulan koskoca 100 lira be. Baba amma yaptın. 100 lira dediğin ne ki? Şimdi milyonun değeri bile yok. Ben şaşkınlığımı üzerimden atamadan hanım mutfaktan elinde salatalıklarla çıktı geldi. Bey, 40 yılın başı iyi bir iş tutmuşsun. Salatalıklar gerçekten çok güzel, çıtır çıtır. Kafam durmuş gibiydi. Versene bir tane salatalık. Tuzlayarak mı vereyim, tuzlamadan mı? Tuzla tuzla hanım. Hanım salatalığı tuzlayıp elime verdi. Şöyle bir baktım. 100 liradan kala kala sen kaldın demek. Efendim, isim isme, kisim kisme, semt semte benzer. Geçmiş günler söylendi, tatlı vakit geçti. Her ne kadar sürçülisan ettimse affola.